أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وألحقنا إلى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي وإن من شيء إلا يشبه بحمده أيها الأخوة 5. Dersimize geldik. Daha önce biliyorsunuz fiillere giriş yapmıştık. Maziy, muzari, emir. Fiiller üzerinde biraz duracağız çünkü Arapça'nın önemli bir kısmını fiiller oluşturuyor. Bizler eski klasik yöntemle sarf ve nahiv diye ikiye ayırıyorduk. Size bundan bahsetmiştik. Edebiyat kısmını saymazsak yani Arapça eğitimini sarf ve nahiv diye ikiye ayırıyoruz. Sarf içerisinde kelime bilgisi yani bir kelime Arapçada nasıl türetilir. E, tabii biz diğer dillerde belki bu kadar e, türeme odaklı bir yapı olmadığından dolayı diğer dillerde böyle bir ayrım olmuyor. Ama Arapçada böyle bir ayrım var. Çünkü Arapçada bir kelimeyi çok ciddi oranda fazlalaştırabiliyorsun, türetebiliyorsun. Yani kurallı bir dil. Ondan dolayı biz bunu ne yapıyoruz? Bir kural kaide altında ele alıyoruz. Bu güzel bir şey. Yani fiilleri mesela Arapçada görüyorsunuz ki bir fiilin bir vezni var, bir babı var ve oradan geliyor. Ondan dolayı ne oluyor? Bu da bize bir konu olarak görmemizi gerektiriyor. Ta ki biz bu konu üzerinden bize vereceği bu şablon üzerinden ne yapıyoruz? Meseleyi anlıyoruz. Sonra o şablonlara yeni yeni ne yapıyoruz? Fiiller ekliyoruz. Ondan dolayı Arapçada yani klasik anlamda da sarf ilmi ele alındığında fiiller önemli bir kısım tutuyor. Biliyorsunuz bahsetmiştik biraz emsile, bina, maksut, izzi, işte işte Merah Şafii Osmanlı döneminde böyle okutulan bu kitaplar. Emsile genel manada bir bir de e, sarfın özetini veriyor. Yani sarf ilmi, ne, sarf ilmi nedir tabi böyle nazari değil de uygulamalı olarak. Yani bir fiil veya bir kelime Arapçada kaç farklı şekle girebilir? Bunun bize çekimini veriyor. İnşallah biz de çekimlere gireceğiz. Orada biraz emsileye falan da değineceğiz. Göreceksiniz orada. Bundan sonraki derslerimizin bir kısmı arkadaşlar tamamen artık fiillerle alakalı. Yani 6-7 ders daha böyle fiilleri, mazi fiiller, onun çekimleri, muzari fiiller, onun çekimleri, işte emirler, onların çekimleri bunları göreceğiz. Çünkü bunlar bize dediğim gibi öğreneceğimiz bir kelimeden bize ya yani bir fiilden çok çeşitli ne yapacak bize kelimeleri öğrenmemizi sağlayacak veya da onlara işte zamirleri eklemeyi vesaire bu da oturması için nazari olmaması lazım yani bizim bunu ameli olarak yapmamız lazım o yüzden medreselerde de böyle öğretilir yani öğrenciye ketebe denir ketebeyi çek denir çekten kastımız bu. Yani ona zamirlere göre türet. Aynı Türkçe'de demiştik ya geldi, geldiler, geliyorlar, gelirler vesaire gibi. Hem zamana göre hem zamana göre işte mazi ise geldi o geldi sen geldin ben geldim biz geldik sizler geldiniz bizler geldik onlar geldiler gibi böyle çekim ondan sonra bu geldiye göre sonra gelecek zamana göre mesela sen geleceksin ben geleceğim o gelecek biz geleceğiz bizler geleceğiz sizler geleceksiniz onlar gelecek gibi bu şekilde arkadaşlar çekim yani hem zamana göre hem de zamire göre Çekim şekli işte bu da aynı şey. İşte ketebe, ketebe, keteba, ketebu, ketebet, ketebeta, ketebne, mazi, muzari, yektubu, yektubani, yektubune, tektubu, tektubani, yektubune. Böyle bunları arkadaşlar çekeceğiz. Orada daha iyi göreceğiz. Emsile bize bu genel muhtevayı verirken yani bu çekimi fiili bir kelime kaç farklı şekle türer ve ondan sonra onların her birinin kendi içindeki temel çekimleri. Böyle bir bakım arkadaşlar neyin özetidir? Aslında emsileyi ben neye benzetiyorum? Sarfın özeti gibidir emsile. Daha sonra ise tafsile geçilir. Binada mesela sadece, bina kitabında öğrenci sadece ne yapar talibi ilim, ilim talebesi? Sadece e, fiilleri ele alır. Bu fiillerin çekimlerini, fiillerin çeşitlerini, fiillerin bağıplarını bunlara odaklanır. Sadece fiiller konusu. Çünkü sarfın en önemli konusu fiiller konusudur. Yani dedik ya en çok insanların kullandığı fiillerdir. Ve bu fiiller belli bir kural içerisinde, ele alınıyorsa, belli bir kural içerisinde işleniyorsa bunu öğrenmek tabii ki çok tabidir yani. Ondan dolayı da ne yapılıyor? Fiiller konusunda ehemmiyet veriliyor. Sonra maksut işte geliyor maksut kitabı. Maksut kitabında yine fiiller, isimler karışık olarak ele alınıyor. Yani emsile de alınan konular yine orada nazari olarak da ele alınmaya başlanıyor. Yani içerik olarak da şu şudur bu budur tarzında bilgiler veriliyor. E, ee, İzliği de vesaire biraz daha konu artık uzak uzuyor. Bazı fiillerdeki değişim sebepleri, i'lal ibdal sebepleri vesaire. Aynı şekilde merakta da Şafi'ye zaten en geniş anlamıyla bütün sarfı içine alan artık bu alanda e, kişinin ulaşacağı en zirve eserlerden biri haline almış oluyor. Bunları inşallah fiil çekimlerinde yer yer özellikle bizim için emsile bina önemli. Onlara da böyle değineceğiz. Aynı zamanda sizler klasik eserlerinde neler olduğunu görmüş olacaksınız. Yani içeriklerinde neler var oradan da faydalanacağız. Çünkü bu işin özü nazariyat değil. Her zaman söylediğimiz şey uygulama, uygulama, uygulama. Yani o yüzden biz Türkçe kitap da okuyabilirdik. Türkçe kitaptan da anlatabilirdim ama amacı olmazdı. Niye siz? Çünkü fiil öğrenmeniz lazım. Arapça ile ihtikakınız yani ona olan sürtünüşünüz, ona olan dayanağınız ne olması lazım? Artması lazım. Onunla olan bağlantımız kuvvetlenmesi lazım. O yüzden buna ehemmiyet veriyoruz. Burada da ne yapıyor? Devamlı yeni fiiller, yeni kelimeler yoksa nazari olarak öğrenmek kişiye bir şey vermez. İsterseniz bütün nahivi sarfı baştan sona ezberleyin ama onu kullanmayı bilmeyin, kelime kullanmayı, cümle kurma kullanmayı bilmeyin. O sizin bir işinize yaramayacak. Şimdi fiillerin e, mazii muzari girdik. Şimdi ne yapacak bize meçhul ve e, malumundan bahsedecek. Malum ve meçhul konusundan bahsedecek. Ondan sonra her bir fiili daha sonraki derslerde çekimlerini yapacak. Mazinin çekimi, muzari'nin çekimi, emrin çekimi. Bu şekilde fiillerin e, çekimlerini alacak. Ondan sonra yine hala devam edecek. İşte mazi fiilin son harfleri nasıl olur? Muzari fiilin nasıl olur? Emirlerin nasıl olur? Bunlarla alakalı kısımlara girecek. Dediğimiz gibi belki sonraki e, bir süre daha 7-8 ders belki yine hala fiillere devam edeceğiz. Toplam 28 dersin böyle e, yarıya yakını yarıya yakını fiillerle alakalı arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim malum ve meçhul. El mebni lil ma'lum ve el mebni lil ne demek? Aslında Türkçe'de kullandığımız için anladınız. Yani biz de e, biz de meçhul fiiller diyoruz. Değil mi? Meçhul fiiller. Yani e, Türkçe'de de hani kullanıyoruz meçhul kelimesini. Failini bilmediğimiz. Faili bilinmeyen, faili olmayan, faili zikredilmemiş fiillerdir bunlar. Meçhul fiiller. Bunun Arapça'da neyi var arkadaşlar? Bir şekli var. Mesela işte Türkçede nasıl yapıyoruz biz diyelim. Ahmet işte şey. Ahmedi Ahmet'i gördüm diyoruz. Ahmet göründü. Edildi. Yapıldı gibi arkadaşlar. Şekillerde biz meçhulü yapıyoruz. Faili ne yapıyoruz? Hazf ediyoruz. Faili siliyoruz. Yerine fiilde bir değişim oluyor. Fiili değiştiriyoruz. Ve ondan sonraki kelime ise fail hazf edilince meful de ne oluyor? Onun yerine geçiyor. Şimdi bunu örneklerde göreceğiz. Aynı şekilde Arapçada da kelimede bir değişiklik olacak. Ama kelimede Arapçada kelimenin kendisinde bir değişiklik olmuyor. Kelimeye bir şey eklenmiyor. Sadece harekeleri değişiyor arkadaşlar. Şimdi onu görelim. Ketebe Muhammedun dersehu. Burada mazi ve muzari olan iki kısımda almış. Bunlar mazi fiiller örnekler. Malumları. Bunlar da meçhulleri. Nasıl meçhul yapılacak? Mazi mazi Aynı şekilde bakın bunlar malum malum bunlar da yine meçhul meçhul bu da nedir arkadaşlar mudari Evet bu da muzari fiil. Şunlar da bakın malum Bir yandan böyle mesela kendiniz de yazın böyle yazmanızı da geliştirin. Dediğim gibi ne kadar ilgilenirseniz arkadaşlar, ne kadar o dille meşgul olursanız o kadar oturur. Yani her gün yarım saat bilene böyle meşgul olun, ilgilenin. O dil gelişecek, başka yolu yok. Ama böyle meşgul olmazsanız, haftada iki haftada bir baktınız, işte sonra bir ay bakmadınız, üç gün baktınız, dört gün ilgilendiniz. Bunlar unutulur yani. Evet, şimdi bakın ketebe. Ketebe bizim normal mazi fiilimiz. Ketebe. Zaten bir fiilin kökünü ketebe olarak yani mazi ile anlıyoruz. Sözcükle araştırırken de mazi ile araştıracağız sözcükleri. Ketebe en yalın hali olmuş oluyor Arapçada. Ketebe yazdı demek. Yazdı. Ketebe Muhammedun dersehu. Muhammed yazdı. Bakın Muhammedun bunun olması bize fail olduğunu gösteriyor. Muhammedun. Onlar gelecek işte. Biz bu bize zaten e, ne demiştik? Nahi bunu öğretecek. Kelimenin son harfi. Son harekesi. Bu harekeye göre o ne yapacak arkadaşlar? Mana alacak. Mesela bu böyle şöyle olsaydı. Ketebe Muhammeden der suhu deseydik. O zaman ne olurdu? Sin harfinin son me yaptık. Ders Muhammedi yazdı olurdu. Fail ders olurdu. Bu da zaten mümkün olmazdı. O yüzden bu harekeler bizim için önemli ki zaten dediğimiz gibi Nahiv'in amacı da bu bize bunu öğretecek. Fail diyecek daima merfu gelir. Bu şekilde dammeli gelecek müfretse. Ketebe Muhammedun dersehu. Muhammed dersini yazdı dedi. Kata'a kesti halitil usne Dalı kesti. İhteramet Zeynebu ummeha. Annesine saygıda bulundu. Saygı gösterdi. Şimdi gelelim burada failleri sileceğiz. Failleri hasfedeceğiz arkadaşlar. Değil mi bilinmeyen şekle getireceğiz. Kütübe. Kütübe. Neden failler ediyoruz Failler çok defa hasf edilir Yani her dilde, her dilde meçhul kullanım yaygındır. Mesela siz diyelim ki mescitlerden, camilerden bahsediyorsunuz. İşte İslam tarihindeki camilerden. Sizin için orada camiyi kimin yaptığı önemli değil. Daha çok camilerden diyorsunuz ki hep ne kullanıyorsunuz? İşte filan tarihte şu cami işte bina edildi, yapıldı. İşte içine şunlar koyuldu mihrabı böyle dizayn edildi. İşte şu tarihte yıkıldı, şu tarihte tekrar bina edildi, restore edildi, yapıldı, edildi hep ne? Hep meçhul bakın. Niye? Çünkü orada amacınız fail değil. Her seferinde bu yaptı, şu yaptı demeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Sizin için önemli olan nazarı camiye çekiyorsunuz. Aynı şey, aynı şey Arapça için de geçerli. Yani bu dilde de meçhul çok çok kullanılır. Herhangi bir kitabı açın, Herhangi bir kitabı açın göreceksiniz devamlı meçhul fiil kullanıyor. Şimdi bakın parçamızda da muhtemelen olacaktır. Oldukça ben size göstereceğim. Çünkü kolaylıktır. Yani faili eğer amacınız genel olarak olayı anlatmak kişinin yaptığı değilse yapılan yapan kişi değil de yapılan işse arkadaşlar o zaman ne oluyor? Siz meçhul kullanımı ister istemez benimsemek zorunda kalıyorsunuz. Bakın Ketebe'de ne yaptı? Kutibe. Bakın K, T, B. Hepsini ne yaptı? Son harfe dokunmadı. Son harf değişmez arkadaşlar. Mazide hiçbir zaman son harfe dokunmuyor. Son harfler aynı. Son harfler aynı. İhtereme. Tabi T bunun harfi değil. T mühendislik harfi arkadaşlar. İhtereme. 1, 2, 3, 4, 5 harfli bu. Arapçada zaten ne demiştik? Bir fiil en fazla 6 harfli olur. İhtereme 5 harfli. Bakın kutia. Şimdi bir burada neye dikkat edeceğiz? Son harflerine dokunmadı. Hepsi fetha. Baş harflerinin hepsini damme yaptı. Bakın baş harfleri damme. Hepsi damme oldu. Hepsi hiç değişmedi. Sonra peki geri kalan harfler ne oldu arkadaşlar? Gelin geri kalan harfler şöyle oldu. Mesela ihtereme uhtirime. Uh uh uhtiri, uhtirime. Eğer ki arkadaşlar sondaki ketebe kutibe işte kata'a kuti'a şeklinde ihtereme uhtirime Şimdi eğer ki kelimenin Burada uhturime yazmış ama uhturime olması lazım sanki. Evet yanlış yazılmış arkadaşlar o. Yani uhturime olacak. Çünkü ben de şaşırdım bir anda. Uhturime olması lazım. Şimdi bende kitap da var da baktım kitapta da aynı mı yazmış? Hayır kitapta uhturime diye yazmış. Hatalı olmuş. Ohtirime uh değil. Uhturime. Çünkü kuralı söyleyeceğim tam. Ee, şimdi kural şu arkadaşlar. Kuralımız bu. Şu yanlış olmuş. Uhturime. Şimdi kuralımız şu. Daima arkadaşlar daima son harf değişmez. Son harf zaten değişmiyor. Onları bırakacağız. Son harfle bir işimiz yok. Mazide de muzaride de son harfimiz değişmiyor. Aynısı. Bizim için önemli olan sondan bir önceki harf ve ilk harfler. İlk harf. İlk harf damme olur. İkisinde de damme olur. Bakın kete, yektubu yuktabu. İkisinde de dammedir zaten. Burada mazide sondan bir önceki harf kesradır. Şöyle esre şeklinde gelir. Ama muzaride ise fetadır. Farkları bu. Peki hocam fiil uzunsa mesela oh turime gibi. Burada ne olacak bu diğer harfler? Tamam. R'yi <laughs> anladım. Bir önceki harf kesre olacak. Son harfe dokunmuyor zaten. Bu da e, damme oldu. Peki T mesela daha demin T'yi söylediniz. Bu damme olması lazım. Neye göre? Arkadaşlar geri kalan harfler sakinse sakin mesela H sakin. Sakin kalacak. Eğer harekeliyse ilk harfin harekesini alacak. Damme olacak. Mesela biraz daha uzun bir şey yazayım. Mesela istagfera. İstagfera fera. Bakın İstağferah nasıl yapılır? Kuralı bilin. Hocam son harfine dokunmuyoruz diyecek size hemen. Çok güzel. Aynen. Son harfine dokunmadık. Hocam bir önceki harfi kesre yapıyorduk. Doğru. Hocam ilk harfi de damme yapıyoruz dediniz. Doğru. Sonra sessizler sessiz. Sesli olanlar yani harekeli olanlar da yine damme olacak. Us. Bu sin idi. S yine sakin. Us. İsteğfere te fetalıydı. Hocam bu da dönecek dammeye. ustu olacak. Gayın sakindi yine sakin kalacak. O zaman ustuğfira. Bakın ustuğfira. İsteğfere ustuğfira. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar uzun fiillerde daha böyle karmaşık gibi görünebilir. Ama değil. Kesinlikle hepsine ne yapılacak? Damme. Siz ilk harfi ezberlediğiniz zaman gerisi kolay. Şu çok önemli. Son harfi ne olacak? Hepsinde kesra Bakın. Kütibe. Ne olacak? Kü tibe ti bu tia bakın hepsinde kesra gelmiş kutia mesela nasara nu sira İşte sira işte ee, cema'a cumi'a mesela cumi'a tarzında gelecek ne, olmuş oluyor kutibe bakın ne oldu Muhammed Halid ve Zeynep burada fail olduğu için bunlar silindi bu ders normalde bakın derse idi derse gasne idi ümmeh idi halara bakmayın bunlar zamir bu da zamir Şimdi bu ha, kelimenin son harfi bu yani. Son hareketi. Bakın bunlar fethaydı. Niye mefuller? Meful geldiği için mefuller arkadaşlar cümlede mansup olur. Mansupluk alameti de tekillerde, tekil kelimelerde fethadır. Yani üstün şeklinde diyoruz ya Kur'an'da üstün şeklinde. Böyle çizgi olması üstte. Bakın bunların hepsi dammaya döndü. Ed dersu, el gusnu, el ümmü. Niye? Çünkü bunlar failin yerine geçti. Failin aldığı harekeyi aldılar. Kütübe, kütübe dersu. Kuti el gusnu. Uh, ümmü. Bunu zaten konu olarak göreceğiz. Biz bunların hepsine naibi fail diyeceğiz. Failin yerine geçen kelimeler ileride konu olarak görecek. Şimdiden size sadece işaret etmek istedim. Gelelim muzari. Yektubu muhammedun dersehu. Bakın bu da aynı şekilde yektubu ne olacak? İlk harfi fetaydı dammaya dönecek. Sona dokunmuyoruz. Sondaki harfler bak aynı. Bu, u, mü. Bakın burada da aynı. Değil mi? Bu, u, mü. Burada da aynı. Ama sondan bir önceki harf fetha olacak hepsinde. Sondan bir önceki harf fetha olacak. Bakın yek tubu dammeydi. Yek fethaydı. Tehterimu. Tehterimu kesraydı. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Bunların hepsi fethaya dönecek. Yuk tebu te. Yuk ta'u. tuh te ramu. Hepsi fethaya dönecek. İlk harf ne dedik? Hepsinde damme. Bütün meçhuller dammeyle geliyor ilk harfleri. Yuh. Yuk tebu. Tebu yukta'u tuhtaramu. Kime göndereyim? E, tuhtaramu. Şimdi burada da aynı şekilde arkadaşlar. İstagfara'dan örnek vereyim. Şimdi bunlar kolay hocam bunları anladık. S sakinler yine sakin. Sakinlere dokunmuyorsunuz. Harekeli olanlar yine neye dönüyor arkadaşlar? Hepsi fetaya dönecek. Bakın teramu oldu. Burada ne, ne olacak mesela? İstagfara'da ne olacak mesela? Yestagfirüye bizim fiilimiz. Yes tağfiru hani işte uzun bir fiil olarak gösteriyorum Yes tağfiru ne olacak Hocam makabli sondaki harfi dokunmuyoruz damme dediniz bir önceki harfi feta yapıyoruz mazide kesra yapıyorduk tamam diğerlerinde de sakin olanları bırakalım Yes tağdı Tamam kalsın şimdi bir ilk harfimizi damme yapacağız Yüz. Sonraki harfler aynen feta olacak hepsinde. Sakin olmayanlar, harekeli olanlar feta. Ne oldu? Yüz tağferu. Yüz tağferu diye gelecek. Tuh teramu diye gelecek. Burayı anladıysanız arkadaşlar gerisi kolay. Hocam peki nasıl aklımıza tutacağız? Arkadaşlar o yüzden dedim çekim çekim çekim. Fiil çekeceğiz. Ama siz şu anda fiil çekmeyi öğrenmediniz. Bundan sonraki dersler fiil çekimi. Biz orada meçhul de çekeceğiz. Mesela ketebeyi çek diyeceğim. O yazdı ketebe. Hüve ketebe. Huma, o ikisi yazdı kataba. Hum, onlar yazdılar katabu mazi. Sen yazdın ketepte. Siz yazdınız, siz ikiniz keteptuma. Sizler yazdınız keteptüm gibi. Ben yazdım ek e, keteptü e, işte biz yazdık ketebna. Sonra bunun meçhulünü çekeceğiz. Kütübe. Kütübe, kütüba, kütübu, kütübet, kütübeta, kütübne, kütübte, kütübtüma, kütübtüm. Kütübti, kütübtüma, kütübtüne, kütübti, kütübna kütüptü, diye çekeceğiz. Böyle diliniz alışacak. Çekmeden olmaz. Bir hocamız derdi hep. Derdi ki çekmeyenler, ona da hocaları dermiş. Çekmeyenler çekerler. Yani Burada fiil çekmeyenler ileride sıkıntı çekerler. Çünkü oturmaz bu fiillerin yapısı oturmaz onların zihinlerine. Oturması için bol bol fiil çekeceğiz uygulama. Yoksa nazari olarak anladık ee, ama hani fiil yapamıyoruz, fiil çekemiyoruz veya cümlede okuyamıyoruz işe yaramaz. Ama özü bu, konunun özü bu. İnşallah onu fiil çekimlerden önce bir malum çekimi öğrenin. E, çekimi öğrendikten sonra meçhul de çektireceğim size. Ama şu anda sadece nazari olarak konuyu verdik. Şimdi... İzaha gelelim. Burada yukarıda anlattığımı izah edecek. İza teammelna fi cemi'i hadi lemsileti necudu enne kulle mithalin minha mebdu'un bi fi'lin. Evet. Dikkat edersek yukarıdaki misallerin hepsine dikkat edersek ne cüdü ne buluyoruz? Enne kulle misali minha. Buradaki misallerden her biri mebduun bi filin Ne ile başlıyor arkadaşlar? Bir fiille başlıyor. Ve nahnu na'lemu enne'l fiile enne'l fiile yedullu ala hudusi amelin min al ne neye işaret ediyor arkadaşlar daha önce gördük fiil yedullu delalet eder ala hudusin bir hudusa bir olaya delalet eder hudus amelin bir işin hadis olmasına yani vaki olmasına delalet eder gerçekleşmesine minel amel herhangi bir işin mesela ketebe kitabet işinin gerçekleşmesine delalet eder ve bir zamanla nedir? Mukayyettir. Ve ne biliyoruz. Evet ben böyle kelime kelime okumaya çalışıyorum ki belki Arapçası biraz olanlar vardır. Takip etmiş olurlar. Ve ne biliyoruz. Ma'zalik bununla birlikte ennel amele amel amelin ne olduğunu biliyoruz. La yumkin mümkün olmadığını en yahsule hasıl olmasının min nefsi kendisinden hasıl olma, olmasının mümkün olmadığını biliyoruz. Peki nereden hasıl oluyor? Bella budden yakune lehu amilun ya'meluhu. Yani oradaki hades kendisinden vaki olur mu fiilin? Hayır. Onu bir yapıcı olması lazım. Ben la budde olmak zorunda. La budde böyle bir fiil. Zorunda manasında kullanıyoruz. La budde min aslında kullanıyor. Min orada hazf olmuş. La budde min en yakune. Ne olması lazım? Bu da kaçış manası. Kaçış yok. Yani ala küllü hal bu olacak. Lehu amilun ya'meluhu. Değil mi? Onun üzerinde onun üzerinde yani amel edecek bir amil olması lazım. Bir e, amil olacak. Lehu amilun ya'melu ve lakinna na'riful amil. Fakat biz bazen amili biliyoruz. Fe nezkuruhu onu zikrediyoruz. Yani burada yapıcı. Yani o fiili yapan bir amil, o işi yapan, o ameli yapan bir amil olması lazım. Tabi bu bizim Arapçada anladığımız amil ma'mul anlamında değil. Çünkü burada fiil amildir. Normalde fail ma'muldür yani. Onu belki Arapça bilenler anlar. Orayı şu an izah etmeyeyim. İleriki dersler belki. Şimdi öyle bir ayrım var. Yani amil, ma'mul, amel manası. Burada ise normal amil anlamında. Yani iş yapan. Amile fenezkuruhu. Bazen onu biliyoruz ve zikrediyoruz. Mesela kitabet işini. Kitabet bir amel değil mi? Bir iş. Bunu kim yaptı? Katip yaptı. Yazan kişi. Zeyd yaptı. Ahmet yaptı. Ayşe yaptı. Yazma işini. Biliyoruz ve zikrediyoruz. Diyoruz ki tahtayı kim yazdı diyor hoca. Diyoruz ki ketebe Zeydün. Zeyd yazdı diyoruz. Bunu biliyoruz ve fenezkuruhu. Ve onu zikrediyoruz. Makurunen bil fi'lik fiile bağlı olarak fiile makrun olarak fiilin içerisinde ellezî yedullu alel amel o amele delalet eden fiilin içerisinde fiille birlikte zikrediyoruz. Mesela diyoruz ketebe yazdı fiille birlikte ne kim yazıyor? Zeydün, Zeyd yazdı. Ve ahyanen lâ na'riful amile fe Bazen de ne yapıyoruz arkadaşlar? Amile o fiili yapanı bilmiyoruz ve zikretmiyoruz. Ve izâ teammelnâ Evet. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْاُولَى Eğer dikkat edersek, üç, ilk 3 misal, şey, فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْاُولَى İlk üç misale, yukarıdaki ilk üç misale, yani mazilerin yer aldığı şu kısmı söylüyor. Buradaki üç kısma dikkat edersek diyor. Nerede? Evet. Vecedna evet. buluruz. Neyi buluruz? Bakın şart cevabı geldi. Vecedna buluruz. Neyi buluruz? Ennel fi'lel mezkura fi evveli kulli misalim minha فعل ماض قد عرف المتكلم فاعله فذكره معه biz neyi buluruz arkadaşlar? Orada zikredilen fiil, bakın mezkur zikredilen fiil fi evveli kulli misalin minha. Her bir misalde değil mi? O misallerden her bir misalin evvelinde zikredilen fiil nedir orada? Fi'lun madin, mazi fiildir kad arafel mütekellim ama nasıl mazi fiil arkadaşlar mütekellimin bildiği neyi failehu mütekellimin o fiili yapanı bildiği yani konuşan kişi kim o ki cümleyi söylüyorsa ketebe Muhammed'in derse o kim söylüyorsa bu demek ki bu fiili Muhammed'in yaptığını biliyor. Bu bu şekilde failini biliyor fezekerehu ma'ahu onu zikrediyor o yüzden onu cümlede zikrediyor. Fe mesela örneğin Kavluna bizim şu sözümüz. Ketebe Muhammedun dersehu. Biz bunu söyledik. Demek ki biz bu dersi Muhammed'in yazdığını biliyoruz. Yedullu neye delalet ediyor? işaret ediyor. Hada bu. Hada misal. Bu misal. Ala şuna delalet ediyor. Ennel kitabete. Kitabenin yazma işinin kad hasalet. Kad hasalet nedir? Hasıl olduğuna işaret ediyor. Fiz zamanil mazi, mazi zaman. Evet bir de bu arada aklıma gelmişken ilk kez başlayanlar için bazı fiiller arkadaşlar harfi dediğimiz böyle e, kelimelerle kullanılıyor. Harf harfi cerler. aslında bütün dillerde hemen hemen vardır. Harfi Yani fakat yaygınlığı farklıdır. Mesela Türkçede de kullanıyoruz değil mi? Dendan işte ayrılma hali. Evden geldim. Eve gittim. E, A yönelme hali gibi. Arapçada da aynı şekilde bunlar harfi cerler diyoruz. Arapçada böyle 20 tane harfi cer vardır. Ha ke hurufel cer ve yemin ila hatta hala haşa adafi an ala mud min zurubbel la mukeyvavveta vel keyvav vel vel ba ve ala ve meta bi zahir uksuz bi zahir min ve hatta vel kafe vel ba ve rubba ve ta diye toplamda arkadaşlar 20 tane harfi cerimiz var bizim. Bu 20 tane harf icer bazı fiiller devamlı bu harf icerlerle kullanılır. Devam. Mesela yedullu ala bir şey üzerine delalet etmek. Ala genelde üzerine manası verir. İstila manası var. Burada da mesela yedullu ala ona delalet ediyor. O yüzden hani devamlı görürken aklınızda bulunsun. Fiil, isi, harfler bölümünde harf icerlerde biz bunu göreceğiz yine ama bunlar genelde yani ezbere bileceğiniz. Bazılarını mantıken çözebiliyorsunuz. Dendan manası mesela Arapçada min. Min. Evden dediğinizde evet aynı şekilde minel beyt diyorsunuz. Evden çıktım mesela. Haraçtum minel beyt. Evden çıktım. Ama bazıları böyle Türkçe'de olmayan mesela yedullu ala ile biz mesela ona delalet ediyor diyebiliyoruz. Onun üzerine delalet ediyor diye özellikle söylemek zorunda değiliz. Ama Arapça'da ala ile kullanılıyor devamlı. Yedullu hadel misal ala. Bunu zamanla o fiilleri tanıya tanıya öğreneceksiniz. Bazı fiiller hep o harficerlerle kullanılıyor. يدل هذا المثال على أن الكتابة قد حصلت في الزمن الماضي. Burada neye delalet ediyor arkadaşlar? Kitabetin geçmiş zamanda gerçekleştiğine delalet ediyor. Başka? وَاَنَّ الَّذ۪ي اَحْتَثَهَا ''Huve Muhammed ve bu fiili yapan kişinin de Muhammed olduğuna delalet ediyor. Bu hudus işlemini yapma fiildeki o mana, işaret ettiği mana neyse, delalet ettiği mana neyse, o işi yapan kişinin de Muhammed olduğuna delalet ediyor. enne hadihi'l kitabe mesela bu kitabet işi, yazma işi kat vakaat ale'd ders. Nerede vaki oldu? Ders üzerinde. Yani bu yapma, kitabet, yazma işi bir yerde gerçekleşti. Nerede? o dersin üzerinde çünkü dersini yazdı dedik ya ders üzerinde gerçekleşti fe husulü kitabeti tedullu alayhi kelimete ketebe ve kunul amili laha hu Muhammed tedullu alayhi tedullu alayhi kelimetu Muhammed kelimetu ketebe ve kunul amili laha hu Muhammed tedullu alayhi kelimetu Muhammed ve waqa'atu ba'da'l fi'li ve kelimetu ders tedullu ala ennahu hu'l maktub şimdi aslında burada bir bakıma onu parçaladı Şimdi ketebe Muhammedun dersehu dediğimizde buradaki arkadaşlar kitabet fiili neyi gösteriyor bize? Mazi bir fiil. Demek ki geçmişte gerçekleşti. Başka bunu ihtas eden, bunu yapan kişi kimdir diyoruz? Muhammed. Çünkü fail o, yapıcı o. Bunu biliyoruz, bunu söyledik. Peki bu yazma fiili, yazma fiili nerede gerçekleşmiş? Nerede? Dersehu. İşte o nerede gerçekleştiğin önemini meful bihide göreceksiniz. Bir fiilin gerçekleştiği o alana, gerçekleştiği yere arkadaşlar biz meful diyeceğiz zaten. İşte o yüzden dersehu mefuldür. O fiilin, fiili yapana da fail diyeceğiz. Dolayısıyla bir fiil cümlesi, fiil, fail, mefulden oluşur. Bunu hangi kompleks cümleyi getirseniz getirin. Fiil cümlesi ise fiil, fail, meful. İsim cümlesi ise mübteda haber. Zaten bir cümle Arapçada ya fiildir ya da isim cümlesidir arkadaşlar. O yüzden hangi cümleye bakarsanız bakın bunu göreceksiniz. Ve her zamanda inşallah ileride uygulama yapınca bunu arayacağız. Fiil ne? Fail ne? Meful ne? Ben öğretirken de öğrencilerime böyle öğretiyorum. Diyorum ki mesela bu cümle isim mi fiil mi? Hocam fiil diyor. Bul diyorum o zaman. Fiil nerede? Fail nerede? Meful nerede? Bunu bulduğum zaman gerisi ek. Hangi zamanda gerçekleşti? Hangi aralıkta? Nasıl gerçekleşti? Ne için gerçekleşti? Onlar ek. Ama ana tema bu. Ana temane, temane fiil, fail meful. Ana temane isim cümlesine müpteda haber. Arapçada bu kadar basit. Bu kadar kolay arkadaşlar. Evet. Şimdi dolayısıyla burada budur. Evet. Fe husul il kitabe. Demek ki buradaki kitabenin hasıl olması, gerçekleşmesini burada ketebe kelimesi delalet ediyor ona. Yani buradaki yazma işinin gerçekleştiğine ketebe fiili delalet ediyor. Buradaki e, fa amilin leha e, huve muhammed düller ale kelime kelime Muhammed kelimesi de Muhammed kelimesi de arkadaşlar neye delalet ediyor? Oradaki amilin onun amilinin de Muhammed olduğuna fail olduğuna yani Muhammed kelimesi delalet ediyor. Çünkü Muhammedun diye fail olarak getirdik. Fiilden sonra vaki olmuş gelmiş. Ve ders kelimesi de arkadaşlar neye delalet ediyor? Huvel <laughs> mektub. Yazılmış olan şeyin yazılmış olan şeye delalet ediyor. Yani o şeyin yani dersin yazılmış olduğuna delalet ediyor. Demek ki fiilin gerçekleştiği yerde burasıdır yani dersdir. Ve <laughs> hakeza baqil emsileti ve ma eşbehaha ve yusemmel fi'lu fi hadi el emsileti ve ma'lum. İşte arkadaşlar biz buradaki diğer misallerde de aynı şekilde diyor. Diğer misaller ve benzerleri de burada fiil bu emsilelerde bu misallerdeki fiil ne olarak isimlendirilir? Bu misal ve benzerleri mabdiyen lil ma'lum denir. Bunu arkadaşlar malum fiile mabdiyen lil ma'lum diyebilirsiniz. Mebniyen lil mef'ul diyebilirsiniz. işte i̇şte malum fiil direkt kısaca diyebilirsiniz veya da mebniyen lima yusamma fa'iluhu diyebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Ve izâ teammelnâ fil emsileti selâsetil saniye. İkinci üç misali dikkat edince. Necudennel fi'le. Neyi görüyoruz? Kad tegayyeret suratuhu. Ha. Görüyoruz ki sureti değişti. Fiilin sureti değişti. Fe ba'de en kâne evveluhu meftuhan sâra madmûmen. En başta arkadaşlar evveluhu başı meftuhan fetalıydı. Fethalı yani üstün diyoruz ya Türkçe'de. Fetalıydı sâre madmuna. Sonra dammeli oldu. Değil mi? Ötüreli yani oldu. Ve bâden kânel harful ezi qablel âhiri. Şöyle çizimin şeyini de yapayım. Üstü fethalı iken ne oldu arkadaşlar? Dammeli oldu şöyle. Ve bâden kânel harful ezi qablel âhiri. Sondan bir önceki harfte meftuhan fethalı iken sâre meksûren. Alttan kesralı oldu. Ve nera ennel fâilellezî amile el fi'le gayre mevcudin fil emsileti kulliha ve şunu gördük ki o fiili yapan failin failin fiili yapıcı olanın gayre mevcut ne gördü gayru mevcudin yani olmadığını gördük artık fil emsileti kulla. bütün misallerde silindi ve innema ve innema zikra el bakın zikra niye zikra okuduk ve innema zikra el bakın bunda fi'lu yaptık normalde zekere ne diyeceğiz zekere kim zikretti Musannif yazan kişi yani kitabı yazan kişi katip yani. Neyi zikretti? El fi'le olması lazım. Ama niye uzatalım ki? Zaten meçhulün kullanım amaçlarından biri de budur. İhtisar manası kısa. Yani hep, her seferinde şöyle, şöyle demeye gerek yok. Zekerel katibu el fi'le fi yaza, yazan kişi fiile zikretti. Yani Zükerel fi'lu. bak kısa. O yüzden çok kullanılır arkadaşlar. Ve innema zükerel fi'lu. Bakın zükere yaptık. Normalde zekereydi. Zükerel fi'lu. Fiil zikredildi. Hocam nasıl anlayacağız meçhul mü malum mu? Belli değil burada. Arkadaşlar mana. işte orada mana. Arapça zaten öyledir. Başlarda böyle zorlanacaksınız belki ama ondan sonra manayı kavradın mı o cümleleri mesela düşünmeyeceksiniz. Ben meçhul malum düşünmeden bakın hemen direkt zukira okumaya mail ettim. Niye? Çünkü onu direkt görüyorsunuz yani. Hani fiil bunu zikredemeyeceğine göre fail de normalde hemen fiilin peşine zikredilir. E zikretmediğine göre demek zikral fiilü. Fiil zikredildi. Fiil zikredildi mi al ismi? isimle birlikte fiil zikredildiği kanafi <laughs> veya ilk önce ne oldu arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz direkt buradan çıkarıyorsunuz zaten manadan buna zamanla alışacaksınız bir anda acele değil hiç kimse bir anda neticeye ulaşma sabreden derviş muradına ermiş demişler değil mi kolay gibi görülüyor ama öyle değil yani her şey çalışmakla elde ediliyor evet ve inne ma zikra zikral fiil ma alismi kana ve inma zikra'l <laughs> fi'l fi zikra dildi ma'a'l ismi'l ladhi kana fi'l'evvel ha ne ile birlikte arkadaşlar ne ile birlikte zikredildi en başta ilk başta meful olan o isimle birlikte biz şeyi zikretmiş olduk fiili Zükirel fiil. Fiili neyle zikrettik? Bununla birlikte. Normalde fail yok. Faili ne yaptık? ettik. Geri ne yaptık o zaman? En başta meful olan o, o kelimeyle birlikte. Yani cümlemizde, bizim örne örneğimizdeki cümlede mesela derse hu. Onu ne yaptık? Eddersuh. Veya suhu su, yapamıyoruz. Tabi hu dönemediği için huyu sildik. Eddersuh olmuş oldu ve nara en hada'l mef'ul ine görüyoruz ki bu mef'ul kat tagayyara değişti fe ba'da en bu mef'ul de değişti niye mef'ul failin yerine geçince hareketi değişti fe ba'da en kana mansuban mansubken yani fetalıydı fil emsiletul ula ilk misallerde saara merfu'en sonra ne oldu arkadaşlar merfu oldu. O dambel oldu. Niye? Artık failin yerine geçti. O makama geçti, aldı, değil mi? Fi hadi bu misallerde ve yusammal fi'lu fi hadi lemsile. Bu misallerdeki fiil ne olarak isimlendirilir veya benzerleri Mebdin lil meçhul. Mebdiyen lil meçhul de denilebilir arkadaşlar. Mebdin lil mef'ul de denilebilir. Yani meçhule bina edilmiş veya mef'ule bina edilmiş. Niye? Failin yerine mef'ul geçiyor ya. Veya da arkadaşlar bazıları da şöyle zikrediyor. Mebdiyun lima lem yusamma fa'iluhu lima lem yusemme fa'iluhu diye zikrediyor. Bu bazı şeylerde edeben gerekiyor. Mesela hulikal insan deniyor. İnsan yaratıldı. Biz buna diyebilir miyiz? Meçhul. Haşa bilinmiyor mu? Yarat yaratan. Biliniyor. Ne diyoruz oraya? Faili zikredilmemiş diyoruz ona. Faili zikredilmeyen şey üzerine bina edilmiş manasında zikredilmemiş şekilde bina edilmiş. Edeben Cenab-ı Hakk'a ait olan şey bilindiği için edeben bunu ne diyoruz? Bu şekilde zikrediyor. O yüzden bazıları bu kullanımı tercih ediyor yani. Fa'ilun lima lem şey şey mef'ulun mef <'ulun>, yani mebniyun lima lem yusemme fa'iluhu diye söylüyor. Ve izâ teammelnâ fil emsileti selâseti sâlise üçüncü misallere baktığımız zaman ve ceddenne selase selâselleti veka'at fi evvelihâ E şey hangi misalleri diyor? Ha şu 3 dediği bu tamam. 3'e ayırmış ya malum veçüllerini verdi. Şimdi bunların kendi şeylerini veriyor. 3 ve 4 dediği tamam. E ha ve iza taammelna şimdi şeye geçti arkadaşlar muzariyi aynısını muzaride anlatacak. Mazileri söyledi yani mazinin malumu, mazinin meçhulü şimdi muzaride malum ve meçhhulü. Ve iza taammelna fi lemsil salaseti's salise, şu üçüncü yani muzaridin malumu olanları, ve en el af'ale salase lati waqa'at fi evvelaha af'al mudari'a. Zekra zekra ma'ha zikra ma'ha fa'ilaha, bi maf'ulaha. Evet arkadaşlar o eee 3 fiil. Nasıl fiil? Vakat fi evveliha ef'alun mudari mudarat mudara fiilleri. Ne muzari fiil? Mudariatun. Muzari fiilleri başlarında muzari fiillerinin olduğu 3 fiil, 3 fiil zikre ma'aha fa'iluha. Bak yine zikre dedik. Zikredildi. Ma'aha kendisiyle birlikte fa'iluha ve mef'uluha. Failleri ve mef'ulleri zikredildi. Kel emsiletil ula en ilk misallerdeki gibi. Yani ilk birinci misallerde mazi de zikredildi ya bu da. Ve yusemmel fi'lu fi hadil emsile. Bu fiillerde bu, bu fiillerde arkadaşlar bu misallerdeki fiil ve benzeri misallerdeki fiil ne olarak isimlendi? Mebliyen lil ma'lum. Aynı mantık. Ve izâ teammela fil emsiyeti thelâseti râbi'ati. Dördüncü örnekteki fiillere bakarsak onlar da muzari'nin meçhulleriydi. Ve cedna neyi buluyoruz? Ennel, ve cedna ennel fi'lel mudari'a kad tegayyerat suratuhu. Bakıyoruz ki muzari'nin sureti değişmiş burada da anne gelmesi lazım gelmemiş. Bu biraz hani böyle eski kitap olduğu için hatalı oluyor. Yani de kitap olarak var. Burada tabi daha böyle şey yazıyor. Yani tahkikte edildiği için daha doğrusu yazıyor yani ama burada yazmamış. Ama şeyde ve cedna iki mefulde alabildiği için böyle de kullanılabilir yani. Ve cedna fi'amuna kad tagayyarat. Daha önce hep enine getirdi diye dedim. Evet burada neyi görüyoruz arkadaşlar? Muzari fiilin kad tegayyera suratu. Suretinin değiştiğini görüyoruz. Ve ba'de en kâne evveluhu. Ne, olarak değişti arkadaşlar? Meftuhan fethalı iken sara madmumen. Başı dambeli oldu. Muzari ile mazi ile aynı şuraya kadar. Sıkıntı yok. Ve ba'de en kâne el harfullezî. Harful lezî kabla ahirihi madmûnen. Sondan bir önceki harfte arkadaşlar damme iken damme iken meftuhan fethalı oldu ev meksuren ev meksuren meftuhan yine veya da kesralıyken meftuhan yani yine fethalı oldu. Fi cemi' bütün misallerde. Yani oradaki sondan bir önceki harf dammeli veya kesralıyken ne oldu? Herhalde yukarıda fethaya döndü. Ve necudu ennel amel amelel fiile kad huzife. Bakın yine böyle geldi meçhul. Kad huzife. Gördün Bakın meçhulün kullanımı ne kadar yaygın. Şimdi ennel fa'ilellezi amelel fi'le o fiili yapan fail ise dedi hazfedildi. Şimdi diyelim mi kim hazfetti? Onu mu bulalım yani? Ahmet hazfetti, Mehmet hazfetti, kullanıcı hazfetti. Gerek yok. Türkçede de öyle kullanılıyor. Bak hazfedildi, silindi. Hiç öyle hoca şöyle der mi? Evet arkadaşlar buradaki faildeki fiil ise e, Ahmet onu sildi. Ya da yazar onu sildi. Mehmet onu sildi. Gereksiz bir uzatma olacak. Hiçbir alakası yok. Hazfedildi. Önemli olan bizim odak noktamız bu. Silindi. Min hadir bu misallerden. Ve zükira ذكر دل دي باكي نمت شو الفعل في ذكر دل مع المفول مفول اللي بالك ده ذكر دل دي فايلين يرنجشت ونرى أن هذا المفعول قد تغيرت صورته ahirihi. Onun son arkadaşlar son sureti de ne oldu? Son harfi üzerindeki hareketi de değişti. Ve ba'de kâne mansuben mansubken böyle fetalı gelmişken sâre merfu'an dammeli geldi. Tekil olduğu için. Ve yüsemmel fi'lu fi emsile bu misallerdeki fiiller ve ma ve benzerleri ne olarak isimlendirilen mebliyen lil Bu da meçhul olarak isimlendirilir. Evet. Ve bundan da bize gelecek olan Şimdi bize kaideyi veriyor. 1. Yani kasimu yani kasimu kullun minel fi'lil madi ve'l fi'l'il ila iki Demek ki mazi ve muzari fiilden her biri ikiye ayrılır. İki kısma. Mebniyun lil ma'lum, mebniyun lil meçhul. Bu açıdan ikiye ayrılır arkadaşlar. Mebniyun lil ma'lum, mebniyun lil meçhul olarak ve bu Türkçede de var, başka dillerde de var. Çünkü bu nedir arkadaşlar? Zaruri bir kullanımın, zaruri bir kullanımın neyidir arkadaşlar? Gereğidir. Evet, ikinci kaidemiz. İkinci kaidemiz vel fiilul mebniyyu vel fiilul mebniyyu lil ma'lum yani malum olan fiil huvellezî yuzker fâilühü fil kelam. Nedir arkadaşlar? Bu failinin, failinin cümlede zikredildiği fiillerdir. Yani failini ne yapıyoruz? Cümlede biz zikrediyoruz. Evet. Ve'l fi'lu'l mabniyü'l mecful mabniy ne demek? O la yuzkar fa'iluhu fi'l kelam. Cümlede fa'ilin zikredilmediği fiillerdir. İdi bu niye? Yani bir cümlede failinin zikredilmeyip sadece mefulünün zikredildiği ve mefulün fail yerine geçtiği de daha detaylı olarak da söyleyebiliriz. Ve'l fi'lu izâ buniya'l fi'lu lil meçhul, eyar fiil meçhule çevirirse, meçhul üzerine bina edilirse, vacibe en tegayyer, değişiklikler olacak. Suretu, suretinin değişmesi lazım. Ve inkâne mâdiyen mazi ise, dumme evveluhu, birinci başlangıçtaki harfi dammelenir ve kusre mâ kabli âhirihî, mâ yani sondan bir önceki harfi de kesra alınır. Ve inkâne mudârien muzâri ise, dumme evveluhu, başı dammelenir ve fethâ mâ kabli sondan bir önceki harfi de fethalanır. Şimdi geldik misallere. Burada misalleri çözeceğiz. Bunların bir kısmını size bırakacağız. Bir kısmını beraber çözmeye çalışacağız. Evet. Temriyen. Emsiletün em lil mebni mebniyil ma'lum. Malum fiillerin mazi kısmını örnek arkadaşlar. Mesela a'ta. E a'ta e halit halidun sa'ile. A'ta e verdi. Halid sa'ile isteyene. Halid verdi. Yani dilenciye Verdi. ''Se'ele Muhammedun'' bakın ''Se'ele'' se ne yaptı? İstedi. ''Muhammedun'' veya da sordu. Muhammed ne yaptı? El-Muallim. Evet, Muallim'e sordu. Bunları meçhul yapacağız. Şimdi mesela ''E'ta'' yapalım. Mesela arkadaşlar ''E'ta'' bazılarını siz yapın. ''E'ta'' normalde değil mi? Bu sakinler sakin kalacak. İlk harfi hocam dambeli yapıyoruz. O oldu o zaman. Sondan bir önceki harfi de kesra bir. U Bu kesra alınca arkadaşlar bu ye'ye ye dönecek. U tiye olacak. Son harfe dokunmuyoruz. U tiye. U diye. Bu bir kuraldır işte. Bunları işte dedim ya size. Yani izli de göreceğiniz kural işte bazı e, bize illetli fiil, illetli harf dediğimiz harfler var. Vav, ye, elif. Bunlar cümle içerisinde bazen böyle değişikliğe uğruyor. U olacak. Mesela se ele, su ile. Değil mi? Su ile. Tabi su ile olunca bir harf değişecek yazım şekli. Hemzenin yazılış şekli vardır arkadaşlar. Hemze hemze bu şekilde yazılır kesralı olarak geldiğinde su ile. Bakın son harfe dokunmadık. İlk harfi su ile şeklinde olduğu. Buradan da mesela meçhul yazılış şeklini anlarız. Cümle içerisinde meçhul olarak yazıldığı bu kelimenin meçhul olduğunu anlarsınız. Cümlenin şeklinden, bazen fiilin şeklinden arkadaşlar onun meçhul olduğunu anlarsınız. Mesela diyelim ki katile. Katile fiili geldiği zaman Katele. Bunun meçhulü. Bakın ilk harfi damme yapacağız. Kut ile olacak. Damme olunca buradaki elif de ona uyacak ve ku vaba dönecek. Kut ile. Bu şekilde olduğu zaman kelimenin meçhul olduğu otomatikman anlaşılıyor. Çünkü sadece hareke değişmiyor. Kelimenin şekli de değişiyor. Bazen biz de mesela selede olduğu gibi anlayacağız. ve evet, bunların gerisini de siz yapmaya çalışın. Meneha el muallim. Muallim verdi et Öğrenciye neyi verdi? Caizeten ödül verdi. Değil mi? Şekere teşekkür etti. Es Sa'ilu soran kişi halide halide teşekkür etti. Erşede İbrahimu dallale İbrahim yolunu şaşırmış olana ne yaptı? Yardımcı oldu. Şimdi diyor me meçhulleri yapın. Ha yukarıda veriyormuş bakın. Hatta hiç buralara bakmayın arkadaşlar. Bakmayın. Şunların hepsini kendiniz yapmaya çalışın. Bakalım yapabilecek misiniz? Burada da alttan kontrol edin. Aynı şekilde burada da aynıdır herhalde muzari. Muzaride de öyle yapın. Bakın yu'ti yu'ti yapmaya çalışın. Mesela yu'ti Burada birini yapalım biz, diğerini siz yapın. Yu'ti şeye dokunmayacağız. Bakın dörtlü fiiller Arapçada daima muzarileri damme ile gelir. Dört harfli fiiller. Dört harfliler her zaman damme ile gelir. İnşallah fiil bablarında göreceğiz onu. Diğerlerinin hepsi arkadaşlar muzarisinin baş harfi feta ile gelir. Y ile. Ama sadece bunlar dörtle gelir. O yüzden bunların yapımı nasıl olacak? Buraya dokunmayacağız. E buna da dokunmayacağız. Sakin. Ne olacak? Sadece şuna dokunacağız. Yu'ta. Böyle olur. Yu'ta yu'tiydi yu'ta oldu. Bu şekilde diğerlerinde siz yapın aşağıdan kontrol edin bakalım doğru yapıyor musunuz? Cümleler aynı cümle. Bakın aynı cümleleri alıyor. Niye? Size kelime öğretmeye çalışıyor. Öğrenin altayı, menahayı, şekerayı, ketebeyi, seeleyi. Değil mi? Çünkü önemli olan cümleye ihtiyacınız var. Cümle kurmaya böyle ufak ufak başlayacaksınız. Seele sordu arkadaşlar. Kim sorduysa onu ne yapın? Fail yapın. Seele sordu. Kim sordu deyin. İşte Zeyd, Seele, Zeydün neyi sordu mesela? İşte derse derse hu değil. Dersini veya an dersi anla da kullan. An dersihi derse hakkında manasında sordu diye böyle ufak ufak cümle kurmaya başlayın. Havvil el atiye arkadaşlar aşağıdaki fiilleri çevirin ila bakın havvele ila ile kullanılır şuna çevir manasında. Bak biz de Türkçede e kullanıyoruz şuna çevir. İla mesela eve yöneldim yönelme hali şuna şu çevir demiyoruz. Şu fiilleri şu çevir demiyoruz. Şuna çevir. aynı mantık ilah kullanılıyor. İlah işte bunlar Türkçe mantıkla anlaşılabiliyor. Bazı harf icaller anlaşılmayabiliyor. Ee, ilah meçhûl, meçhûl e, i̇lah din meçhul mebdiyetil meçhule çevir diyor. Ve da' kulle vahidin minha fi cümletin müfideti. Her birini cümlede kullan. Artık alış buna. Mesela kata'a. Biz bir iki tane yapalım. Gerisini size bırakalım. Mesela kata'a arkadaşlar. Asıl bunlarla meşgul olacaksınız. Yani bu sizi, sizi yükseltecek yer burası. Bunu alacaksın, yazacaksın, bakacaksın. Mesela kata'a. Kata'a arkadaşlar. Kata'a. Ne dedik hocam kuralımızı söylediniz. En baştaki damme yapılacak. Makablindeki bir önceki harf kesre yapılacak. Buna dokunulmuyor. Kutia. Kut'i'a. Şimdi gelelim bunu cümlede kullanalım. Normalde diyelim ki kata'a. Kata'a ne demek arkadaşlar? Kesti demek. Kata'a kim kesti? Zeydün. Zeydün. Zeyd kesti. Değil mi? Zeydün yaptık. Neyi kesti? Neyi kesebilir? zeyt mesela. Eşşecer diyelim. Eşşecer. Ağaç kesti. Eşşecer. Bakın eşşecer dedik. Ağacı kesti. Kata'a zeydün. Şimdi zeydi sileceğiz hocam. Kuti'a yaparsak zeydi sileceğiz burada. Kuti'a oldu. Peki şeceri ne yapacağız? Şecere idi. Şecere niye? Çünkü son harfi böyle olması meful olduğunu gösteriyor. Hocam bunun da hareketini ne yapacağız? Bunu da hareketini sileceğiz. Eşşeceru. O zaman cümlemiz ne olacak arkadaşlar? Kuti'a. Kuti'a şeceru. Ağaç kesildi. Kuti'a. Eşşeceru. kutiaş şeceru diye bu şekilde oldu cümlemiz. Bu şekilde cümlede kutu. aldı mesela alındı. Ehaze aldı. Mesela işte kardeşim işte kitabımı aldı. Kitabım alındı de mesela. Darabe dövdü değil mi? Çocuk dövüldü mesela. Çocuğu dövdü de. Arkadaşım çocuğu dövdü. Bunları kullanabilirsin. Darabe. Sözcüye bakın. Darabe dövdü. Döven kim? Arkadaş. Arkadaş kim? Bakın mesela. Arkadaşım benim arkadaşım olunca ne oluyordu? Y getiriyordunuz. Sadiqi. Sadiqi arkadaşım dövdü. Kimi dövdü? Sadiqi Zeyden. Zeydi dövdü de mesela. Zeyden. Sonra ne olacak? Sadiqi sileceksin. Darabeyi du. Duribe Zeydün olacak. Bu Zeyd dövüldü. Gibi bu şekilde arkadaşlar kalan fiilleri yapmaya çalışın. Ve cümle içerisinde kesinlikle kullanın. Asıl dediğim gibi nokta buralar. Yoksa nazari olarak öğrenmek size bir katkı sağlamaz. Bunlar olmazsa. Aynı şekilde burayı da söylüyor arkadaşlar. Yine bunları da cümle müfit cümle içerisinde kullanın diyor. İc'alil ef'alel atiyete fi cümle müfit. Aşağıdaki fiilleri diyor cümle içerisinde kullan diyor. Ma'a fa'ilin münasibin ve mef'ulun. Münasip bir fail veya mef'ul ekleyeceğiz ona. Sümmehzefil fail. Sonra faili arkadaşlar hasfedeceğiz ve cealha Mebni yetenil meçhul. Mebniin meçhul yapacağız. Yani meçhule çevireceğiz. Mesela hezzebe, süslemek demek arkadaşlar. Hezzebe süslemek demek. Ne yapacağız? Huzzibe diyeceğiz mesela. Hezzebe önce malum bir fiil kullanalım. Mesela diyelim ki hezzebe. 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 Hezzebe, hezzebe zeydün. Zeyd ne yaptı arkadaşlar? Hezzebe zeydün. Ee, mesela gurfetehu. Gurfetehu. gurfetehu bakın gurfete şöyle yazdık. Zeyt süsledi. Neyi süsledi? Düzenledi. Süsledi. Gurfetehu. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Önce faili silin. Hezzebe. Bunu tabi ne yapmamız lazım? Hu yapacağız. Hezzebeydi huzzibe. olacak bu. Yine böyle be. Sonra da huzibe Süslendi. Ne süslendi? Gurfetuhu olacak. Gurfetuhu. Tabi burada bir değişiklik daha yapacağız. Huzzi bet yapacağız. Çünkü arkadaşlar bu mühendis olduğu için mühendis müzekker konusu gelecek. Fiilde de mühendis olacak. Arapçada ne demiştik en başta hatırlarsanız Türkçede olmayan kelimelerin mühendislik bu bazı dillerde var. Mühendislik müzekkerlik şeyi yani dişilik dişilik arkadaşlar erillik ve dişilik özelliği var bütün kelimelerde. Mesela işte buradaki gibi hurfetün mühendis. Sonu t kapalı t olanlar arkadaşlar, kapalı t olanlar müennes kabul ediliyor. Fiilde ona göre müennes olacak. Bu şekilde arkadaşlar e, Arapçada da var. Onu inşallah geldiğinde göreceğiz. Bunu da değiştirmiş oluyor. Huzibet gurfetu şeklinde. İşte efheme anlattı, öğretti tarzında. Akabe bunların anlamını bulursunuz. Çünkü hepsi mazi. Muzalileri bulamazsın. Mesela yestehrici sözlükte arayamazsın. Bunu ne yapacaksın? İstahrece diye aratacaksın. İstahrece. Mesela İstahrece. Bunları da alışın yavaş yavaş. Yefhemu mesela fehime. Fehime diye aratacaksın. Muzaraat tarifini sil. Üçlü olanlarda muzaraat tarifini silin. Mesela Yerdağ'da dağda Ne kalıyor? Radiye. Hmm. Mesela harame, harame maziye. Gafara maziye. setara maziye. Yes cunu sil. Hmm. Secene diye Değil mi? Hapis yapmak. Kerrame mesela. Verite. Bu zaten şey mazi bunlar. Savvara mazi. Yektesi bu ye'yi sil. İktesebe olacak. İktesebe. Yurdi, erda yurdi şeklinde hmm. olacak. Böyle arayıp buna göre arkadaşlar yapın. Evet şimdi gelelim. E, demiş ki burada aşağıda Evet, beyin, beyin el fiil mebni el ma'lum bel bel fiil el fel fiil meçhul fil cümle ate. Beyin açıkla diyor yani. Bizde biz de malum fiillerle meçhul fiilleri diyor aşağıdaki açıkla diyor aşağıdaki cümlelerde. Nerede hangileri mazi, mebni hangileri meçhul? Men sar al hakka suri'a. Kim hakla mücadele ederse suri'a devrilir gider. Değil mi? Kendisi yani hakka hakka karşı gelen bir şekilde ne kadar güçlü olursa olsun onun karşısında arkadaşlar ne yapılacak eğilmek zorunda kalacak onun karşısında ne yapacak düşecektir sürünecektir yani muvaffak olamayacaktır. Burada sarea bakın normal gelmiş sarea suria meçhul gelmiş. Bundan gerisini siz bulmaya çalışın. Ya da şöyle yapın arkadaşlar ben söyleyeyim burada videoyu durdurun mesela kendiniz bulmaya çalışın sonra ben hepsini baktığımda bakın doğru mu yapıyorsunuz? La yunalul mecdi bi gayri ta'bin Evet tam size söylüyor. Burada yoruldunuz. Ya hocam nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Diyor bak yorulmadan diyor fazilete eremezsin. Yani insanlar övülecek bir makama gelemezsin. Yorulacaksın. Çile çekeceksin. Çilesiz yok. Eğer herkes gelseydi o zaman övülmenin amacı olmazdı. Herkesin yaptığı şey. Her... Diyor muyuz mesela vay be nasıl yürüyorum? Demiyorsun değil mi? Herkesin yapamadığı şey olduğunda övünülüyor. O yüzden bu da böyledi. Bakın la yunalu aslında bu yenaluydu. Yunalu oldu değil mi? Yenalu yunalu. ...nâle, yenâluydu, yunâlu şeklinde. Önceki harfi damme yaptık. Ne yaptık? Meçhul olduğu için... E, ...şey mazi, şey olduğu için arkadaşlar... ...bir önceki harfini de ne yaptık? Yenâlu şeklinde fetalı getirdik. Yenâlu. E, tulbesu. Tulbesu bakın bu da meçhul. Lebise, yelbesuydu, telbesuydu. Telbesu, tu oldu. Lam sakindi, dokunmadık. Sondan bir önceki de feta yaptık. Tulbesu oldu. Tulbesu'l-ma'atıf... Yani o mi'taflar giyilir şeyler montlar vesaire hırk, hırk parkalar hırkalar fişita kışın giyilir. Men isteşareke fe eşir aleyh. Bak bu daha önce de geçmişti. Bakın tekrarladım. Men men isteşareke kim seninle istişare ederse isteşare isteşiru malum gelmiş. Seninle istişare ederse fe eşir aleyh. Bu da emir gelmiş ona ne yap? Ona ona söyle yani onun istişaresine cevap ver yani. La yuglabu bakın la yuglabu meçhul gelmiş. Galebe yaglabu yuglabu. Ne yapmış yuğla bu sahibi hak. Hak sahibi asla malup olmaz. Bir şekilde o galip olur istediği kadar güçsüz olsun. Matan nadicetil fakihatu. Fakihatu ne zaman ki meyve nadicet, nacice olgunlaşırsa bakın fail gelmiş zaten. Nadice, nacice nasıl olur bu? Mudice, değil mi? Mudice olsaydı meçhul olurdu. Bu malum. Sahha. Sahha'ya sıhhu arkadaşlar. Bu da nedir? Bakın bu da üç harfli ama iki tane H gelmiş. O yüzden birleşmiş. Sahha. İşte ileride bunları göreceksiniz. Bazı fiillerdeki değişimleri. Sahha ne olur? Sayı olur. en Yemesi mümkün olur. Yani yenilir. Olgunlaşırsa. Yeksi bu. Kesebe yeksi bu arkadaşlar. Bu da malumdur. Yükse bu olurdu. Yükse bu. Meçhul olsaydı. Yükse bu. Nil. E, Yükse bu. Yeksi bu. en Nil. Mısra. Serveten. Azimeten. Büyük bir servet arkadaşlar. Nil. Yeksibu kazanır demek ki ama kazanır değil yani. Bu yanlış yazmış arkadaşlar. Yüksibu olsa gerek bu yüksibu. Çünkü yeksibu olmuyor. Yeksibu kazanır. Nil kazanır. Ee, Mısır'ı kazanmaz. Yani Nil Mısır'a büyük bir servet kazandırır. Yüksibu olacak. Yüksibu olursa bu da arkadaşlar yine malumdur. Çünkü dört harfler böyle başlıyor. Yüksibu olsaydı o zaman meçhul olur. Bakın sondan bir önceki harf kesinlikle fetalı olacak. Tusna'u. Bakın bu da meçhuldür. Tusna'u niye damme gelmiş ve Nun gelmiş bakın muzari olduğunu anlıyor. Muzari zaten nereden anlıyorduk? Hatırlayın muzara harfleri değil mi? Eteyn harfleri. Muzara harfleri kelimenin başında geliyordu. Elif, T, Y, Nun harfleri. Evet. Tusna'ul kahve. Kahve yapılır. Minel bunni. Bunden yapılır. Yani kahve şeyden, o kahve şeyinden yapılır. Yuzra'u dikilir. Bakın yuzra'u yine meçhul. Yuzra'u kasabı sükkeri yani o şeker ne diyorlar ona şeker kamışı dikilir. Fi Mısır Mısır'da şeker kamışı ziraatı yapılır yani. Ve minhu yuhazu sükkeru ve ondan şeker de ondan yenilir. Bakın yuhaz yine meçhuldür. Bakın ya huzu bunun şeyi. Bakın şekli de değiştiği için onun meçhul olduğunu doğrudan anlarsınız. Ya huzu. Ekaze ya huzu. Yuhaz yazılırsa böyle yazılır. Bu tamamen elifin yazılış şekli. Elif üç şekilde yazılır arkadaşlar. Bir böyle yazılır. Veya bu bazen böyle şekilde gelir e, Elif'in sonradan Elif şöyle yazılır Y şeklinde böyle kuyruğunda bu olur ve arkadaşlar Elif ne ile yazılır bir de Elif böyle var wow şeklinde şöyle yazılır bunların hepsi Elif'tir Arkadaşlar Elif'in cümledeki konumuna göre yazış şekli var Evet diğer sorumuz mahvolde meçhul. Bunları açıklayayım filmi malum e, filmi malum ne demek burada durdurun Mesela ben açıklayayım Siz yine bakın doğru mu Fi, malum fiil arkadaşlar failin zikredildiği fiillerdir. Cümlede failin zikredildiği fiiller. Meçhul fiil cümlede failin zikredilmediği fiillerdir. Mellezî te'amelû fil fi'li izâ buniyethu izâ buniyethu buniyethu lil meçhul buniyethu Beneytehu olacak. Beneytehu lil meçhul. sen. مَلَّذ۪ي تَعْمَلُهُ e, teعمel, e, Tamam, تَعْمَلُهُ yani sen مَلَّذ۪ي تَعْمَلُهُ فِي الْفِعْلِ Fiilde ne iş yaparsın diyor. Tabi تَعْمَلُهُ sen diyor çünkü. ida بَنَيْتَهُ bil meçhul. Meçhule onu bina ettiğinde arkadaşlar fiilde ne değişiklik yaparsın. Onu söylüyor. Yani fiili ben meçhul yaparsam ne yaparım arkadaşlar? Fiili meçhul yaparsak yapacağımız değişiklik arkadaşlar nedir? O onun mazi ise ilk harfini damme yapmak. Muzari ise de ilk harfini damme yapmak. Ve sondan bir önceki harfini mazi ise kesra yapacağım. Muzari ise sondan bir önceki harfini fetha yapacağım. Bu şekilde değiştiriyorum. Sakin harfler sakin kalıyor. Diğer harfler o bizim neye dönüşüyor? Mazide dammeye, muzari de fetha'ya dönüşüyor. Bu şekilde meçhul ve malumu da bitirmiş olduk. Subhaneke la invenena illa ma'allemtena inne kentel alimakin ve ahur davana enil rabbil alemin.